Merhaba herkese. Fener Projesi'ni yürüten iki kişiyiz şu an burada. Fakat projemiz 6 kişiden oluşuyor. Ben Şevval Belkıs-Dikkaya, elektrik elektronik 4. sınıftayım. Ben de Muhammed Sezer, elektrik elektronik bölümü 4. sınıf öğrencisiyim aynı şekilde. 2019 yılı yaz ayında Sezer'le birlikte yazın bir proje yapmayı planlıyorduk. Bir plan yapıyorduk ve aklımıza ilk ışıklı bir monopol yapmak gelmişti. Sonra bunun zor olacağını düşündük ve vazgeçtik bu fikirden. Onun yerine uzaktan kumandalı bir araba yapalım dedik. Bu da 2019 Kasım ayında yaptığımız arabanın 4. iterasyonu. Bu ise geçen Kasım ayında TÜBİTAK Başkanı Sayın Hasan Mandal hocamız ve ODTÜ Rektörü Sayın Berşen Kök hocamıza sunduğumuz Fener'in güncel versiyonundan bir kare. Bize ayrılan bu sürede de Fener'i geliştirmede, bu hale nasıl geldiğimizi aktarmada bir şeyler anlatıyor olacağız. Bu görmüş olduğunuz ise Fener'in şu anki halinin, şu anki ürün olarak oluşturulmuş halinin render'ı. Bu tip bir projeye başlamak için sizin bir şey bilmenize gerek yok. Başlarken biz de bir şey bilmiyorduk. Yani başladığımız zaman çizim programlarını kullanmayı yarım yamalak biliyorduk. Arduino kodlamayı bilmiyorduk. Python'da hiç alakam yoktu. Rapor yazmayı da bilmiyorduk. Sunum hazırlamayı da bilmiyorduk. Hatta AdımOttu ilk başvurduğumuzda AdımOttu'nun sunum sayfası 5 sayfa olmak zorunda. Öyle bir kıstasları var. Ve biz 25 sayfa sunum yapıp bunu danışmanımız Klaus Hoca'ya göndermiştik. Hocam uygun mudur diye. Daha sonra hani düzelttik ve sunumu öyle yaptık. Aynı şekilde önceki sene TÜBİTAK 22.09A programına başvururken rapor istiyorlar ve biz o raporu 2 haftada zar zor yazmıştık. 100 kere silip düzelt, silip düzelt yaparak yapmıştık. Ama bu sene 22.09A'ya başvururken ki raporumuzu 4 günde yazıp bitirdik. Yani bu işe pek bir şey bilmeden başladık ve şu anda yeterince iyi bir seviyeye geldiğimizi düşünüyoruz. Fotoğrafta da sağ tarafta 2 sene önce yaptığım ilk çizim duruyor. Render almayı bile bilmiyordum. Soldaki de şu anda Fener'in yeni teker tasarımı. Hatta döndürüp gösterebilirim. Böyle bir şey tasarlıyoruz ve bunu 2 hafta içinde arabaya takacağız. Ve bir yerlere başvurmak veya birileriyle iletişime geçmek için hazır olmanıza da gerek yok. Bu gördüğünüz Şevval'in gösterdiği Hasan Hoca'nın ziyaretinin nasıl olduğu. LinkedIn'de Hasan Hoca'nın paylaşımını gördüm. Çünkü arkadan bir öğrenci grubuna söz vermiş ziyaret etmekle ilgili. Ben de altına belki okur umuduyla ama cevap vermesini beklemeyerek hocam bize de bekleriz yazdım. O da bir saatinde cevap verdi gece. Sonra biz direkt laboratuvara gittik ve arabayı tamir etmeye başladık. Çünkü arabayı orada biz dağıtıyorduk. Tekrar topladık sabaha kadar. Uyuyamadık da. Daha sonra da gördüğünüz gibi işte Berşen Hoca, Hasan Hoca ve elektrikten 5 tane daha hoca vardı. Onların önünde feneri sunduk ve bu 2 sene önce hiç beklediğimiz bir şey değildi. Ve buna hazır mıydık? Kesinlikle değildik. Ama çok güzel bir anı oldu. Ve Eren Hoca'yla da benzer bir ilişkimiz oldu. Biz TÜBİTAK başvururken yurtlar kapalıydı biliyorsunuz ve yurtta kalmamız gerekiyordu hazırlanmak için. Biz de yurtlardan sorumlu kişiyi Eren Hoca zannederek ona 3 ay önce mail attık. Ve Eren Hoca bir kere bile sorumlu olmadığını veya onun işi olmadığını söylemedi. Bize yardım etti, hatta bize ziyarete geldi ve Teknofest'e katılabilmemizdeki etken direkt olarak Eren Hoca'nın bize ilgilenmesiydi. Bu tip şeylerde hazır olsanız da olmasanız da direkt bir yerlere yazabilirsiniz, başvurabilirsiniz. İlla sizinle ilgilenen insanlar çıkar ki ODTÜ'de çok fazla böyle insan var. Mesela ODTÜ'ye ilk başvuracağımız zaman Eren Hoca'nın da bahsettiği gibi bir danışmana ihtiyacımız var ve ben direkt okuldaki danışman hocama, Klaus Hoca'nın yanına gidip bize kim danışman olabilir, bir fikriniz var mı, kime soralım demiştim. O direkt ben olurum dedi ve bu şekilde projelere yaklaşan ODTÜ'de çok fazla hoca var. O yüzden herhangi bir şekilde bir hocanın yanına gidip böyle bir şey soracağınızda çekinmeyin, sorun. Ben olurum diyecek veya bu olur diyebilecek çok fazla hoca var. Çok fazla tavsiye verebilecek hoca var. Aynı şekilde ODTÜ'ye başvurduk. Daha sonra TÜBİTAK 22.09A'ya başvurduk. Sezer'in bahsettiği şekilde. Yaklaşık ya bayağı sancılı bir süreçti. 4 hafta üzerinde uğraştık raporun vesaire. Devamında oradan kabul aldık, destek aldık. Daha sonra TÜBİTAK 22.42'ye başvurduk. O bir yarışma, projeye destek gibi değil, daha çok bireysel ödül veren bir yarışma gibi. Oradan mansiyon ödülü aldık. Devamında ise Teknofest 2021'e katıldık. İnsanlık yararına teknoloji engel dostu kategorisinin orada da finalist olduk. Projemizi sergileme fırsatı bulduk.
Bu sene yine 22.09 ayak tanım aşamasındayız, başvuru aşamasındayız. Adım Atıya'yı yine başvuracağız. Çünkü çok çok güzel destek oluyorlar ve sadece maddi olarak değil, genel olarak bir motivasyon olarak da çok iyi destek alıyorlar. Sunumumuz bu şekildeydi. Herhangi bir sorunuz olursa, herhangi bir şeyle ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Posterimiz ve Fener'le ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız posterimizin başında anlatıyor olacağız. Güzel bir videomuz da var. Herkesi bekleriz. Thank you, Muhammad and Shevval, for the great presentation. Now I would like to share my